Çözüm için Sivas'ın sorun ve sıkıntılarını gündeme getirmeye devam ediyoruz. Haber merkezindeki arkadaşlar bugün Cumhuriyet Üniversitesi'ne gittiler. Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki sorun ve sıkıntıları öğrencilere sordular. Eylül TV, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından ikinci büyük şehri olan Sivas'ta kurulan Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin sesi olmaya devam ediyor. Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler okulda verilen eğitimden memnun. Eğitim durumundan memnunuz. Öğretmenlerimiz kaliteli. Yani bizim bölüm açısından konuşuyorum. Yani gayet de memnunuz. Ya biz aslında birinci sınıftayız. Yani bölüm hocalarından fazla giren yok. Ama diğer mesela hocalar çok iyi. Fizik profesörü var mesela bizim. 10 numara bir adam. Çok kral. Ya ben şu an kendi bölümüm için konuşayım. Yani ben kendi bölümümün eğitiminden gayet memnunum. Yani hocalarımız çok kaliteli. Yani zorluyorlar biraz ama canları sağ olsun, ne yapalım yani başka türlü de öğrenemiyoruz. Hangi bölüm? Türk Dil Edebiyatı. Eğitim durumu öncelikle kendi bölümüm, hocalarım da dediği gibi Türkiye'de yani yurt genelinde diyeyim sayılı bölümler arasında. Yani Sivas'ın Edebiyat Fakültesi olarak veya Türk Dil Edebiyatı bölümü olarak hocalarımız kaliteli diyebiliriz. Ulaşımdan dert yanan öğrencilerin üniversite yetkililerinden de talepleri var. Ya bir eksiklik işte ana duraktaki sıkıntımız, o da herkes aynı saatte dersten çıktığı için bir yoğuşma oluyor. Bir kalabalık oluyor, o yüzden çok sıra bekliyoruz. Kışın mesela çok çile çektik öyle. Otobüs sayısı belki arttırılabilirse yani bu çözüm olabilir diye düşünüyorum ama yani tabii ki üniversitemiz daha iyi bilir yani ne diyeyim yani çözüm konusunda. Ulaşım açısından gerçekten çok fazla sıkıntıdayız. Yani bunun için de dolmuş seferlerinin daha fazla arttırılması gerekir mi desem. Ya da hani 10 dakikada bir değil de 15 dakikada bir değil de daha az vakitte mi gelseler. Öğrenciler sosyal aktivitelerinde çoğaltılmasını istedi. Gezi planlaması yaptığımızda mesela bir yıl önceden randevu almamız gerekiyor. Bir yıl önceden gezi yapacağımızı genelde planlayamıyoruz zaten. O yüzden sıkıntı oluyor. Üniversiteyi sosyal aktivite açısından biraz zayıf buldum. Şu anda 19 Mart'ta eğitim fakültesinde okuyorum ben. Fen bilgisayar öğretmenliği bölümünde. Daha önce katıldığım çizgi izle robot dalda birinci ödülü aldım. Hani İstanbul'da, İTÜ'de. Şu anda ise işte eğitim fakültesi adına bir yarışmaya katılacağız 19 Mart İzmir'de. Yalnız üniversitemizde destek çıkmadı. Yani bu konuda bayağı bir eksikliğimiz var. Efendim hacı adaylarının heyecanlı bekleyişi bugün sona erdi. Hac kuralları şekilde 1 milyon 700 bin kişi arasından kutsal topraklara gidecek. 59 bin hacı.